Sinan Karaçam'ın kaybolduğu Fendi'ye gideceğiz, bölgeye gideceğiz. Haber müdürümüz Gökhan Bektaş şu anda orada. Bir Gökhan'a gidelim, o bize olay yerinden neler anlatacak, belki başka tanıklarla, başka kişilerle de görüşmüştür. Gökhan hazır mı? Bir Gökhan'a gidelim. Gökhan, seni dinliyoruz. Bize ne anlatacaksın? Yanında kim var? Günaydın Didem Arslan Yılmaz. Hemen yanımda Münevver Karaçam var. Kendisi Sinan Karaçam'ın kardeşi. Ama öncelikle ben birazcık olayın gerçekleştiği 11 Eylül 2018 tarihinde Sinan Karaçam'ın en son görüldüğü noktayı size anlatmak isterim. Görmüş olduğunuz bu çiftlik, Karaçam ailesine ait bu çiftlik, Kuzey Marmara Otoyolu'nun hemen kenarında ve yaklaşık 1200 metrekarelik bir alana yayılmış vaziyette. Evet. Karaçam ailesinin önemli bir geçim kaynağı olarak bu çiftlik çalıştırılıyor. 11 Eylül 2018 tarihine geldiğimizde az önce Atıf Karaçam'ın da anlattığı gibi Sinan Karaçam burada çiftlikten tek başına aracıyla ayrılıp yaklaşık 5-10 dakika uzaklıktaki evine geçiyor. Anlatılana göre de Sinan Karaçam'ın ardından da eşi ve oğlu bir başka araçla buradan yola çıkarak yine evlerine doğru ilerliyor. İşte ne olduysa da Sinan Karaçam'ın bu noktadan ayrıldığı andan itibaren gerçekleşti ve o günden beri de akıllardaki tek ortak soru Sinan Karaçam nerede? İşte bu sorunun yanıtını aramak için az önce de belirttiğim gibi kardeşi Münevver Karaçam yanımızda. Evet. Ona da şimdi mikrofon uzatmak istiyoruz. Merhaba. Merhaba Münevver Hanım. Selamlar. Şimdi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum Didem Hanım. Buyurun. Bizi bu zamana kadar yanıltan Vesile Güngör'dür. Kendisi ben abim kaybolduktan 6 ay sonra öğrendim. Çok konuştuk kendisiyle, çok sorduk. Her seferinde şunu söyledi. Ben Sinan'la görüşüyorum. İşte ona kıyafet götürüyorum. Onun ihtiyaçlarını karşılıyorum. Nerede diyoruz? Ya işte diyor Çorlu ile Tekirdağ arasında. Gelir bunu ben bu kadar söyleyebilirim. Daha fazla bilgi veremem. Sinan beni asar, keser, öldürür gibi konuşuyordu. 3-5 ay geçiyor, tekrar soruyoruz, tekrar konuşuyoruz. Bu sefer de diyor ki işte Yunanistan'a gitti. Dönüyoruz, 3-5 ay sonra tekrar sorduğumuzda Gürcistan'a gitti. Yani her seferinde bir çelişkili konuşuyordu. Peki 6 ay boyunca... Kedinin fareyle oynanması yani, gibi. Evet, sizinle evet. De mi oynandı? Evet. Tabii ki öyle. Bir de 6 ay boyunca... Münevver Hanım, 6 ay boyunca hiç kardeşinizle görüşmediniz mi? Daha doğrusu hiç görüşme ihtiyacı duymadınız mı? Ya da Münevver şeyle mi görüştünüz? Vesile Hanım'la mı görüştünüz? Şöyle bir şey, ben şöyle söyleyeyim. Vesile Hanım'la da görüşmüyordu. Benim abimle ayrı bir sorunum vardı. Ben kaçarak evlenmiştim. Ondan dolayı bana kırgındı. Ben kendim Mersin'de yaşıyordum zaten. Anladım. Peki size de mi sürekli şüpheli konuştu? Yani ben kaybolduğunu öğrendikten sonra geldim. Anladım. Efendim? Size de mi sürekli şüpheli konuştu Vesile Hanım? Ya ailemle konuştu, Atif abimle konuştu, Adem abimle konuştu. İşte kıyafet götürüyorum, ihtiyaçlarını karşılıyorum, para götürüyorum gibi. Her seferinde resmen bizimle oyun oynadı. Yani ben buradan Vesile Hanım'a da sesleniyorum. Yani bildiği ne varsa gelse yüz yüze konuşalım. Bizden korkuyorsa programa gelsin. Oğlu olan Utku Karaçam'ı da istiyoruz. Karşı karşıya gelelim, yüz yüze konuşalım. Ne biliyorlarsa anlatsınlar. Yani 2 yıl oldu artık. Şimdi bu anlatılanların hiçbiri hiç akla mantığa sığmayan olaylar. Bu arada Vesile Hanım sizden korkuyor mu? Aileden, sizin ailenizden korkuyor mu? Bir onu tehdit mi ettiniz? Yani abiniz biraz tabii yani sert konuştuğunu şey söylüyor var, ama sadece sert konuşmak değil anladığım kadarıyla bu. Vesile Hanım da bir şeyler saklıyor. Sizin de tam böyle bazı noktalarda her şeyi anlatmadığınızı görüyorum. Açık davranırsanız biraz daha sonuca ulaşmamız kolay olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 1,5-2 yıldır ben zaten Mersin'de yaşıyordum. Çok fazla görüşmüyordum. Yani ben kaybolduğunu öğrendikten sonra, kaybolduktan 5-6 ay sonra duydum ben. Buraya geldim. Hani karşı karşıya geliyoruz, konuşuyoruz. İşte telefonla olsun, yüz yüze olsun. Yani sadece tek söylediği şu, ben bilmiyorum, benim bildiğim budur. Tekirdağ'la Çorlu arasında
İşe gidin bulun. Bu yer başka bir yerini şey anlatıyor. Yerini de söylüyor mu? Ben sadece yani, programa katılsın. Tekirdağ ve Çorlu arasında bir yerde oldu. Bir dakika abiniz bir şey söyleyecek. Gökhan bir saniye soracağım onu. Tekirdağ Çorlu arasında çiftlik aldı diyordu. Evet. Orada kuzulara bakıyor, hayvanlara bakıyor dedi. Ben de kardeşim Adem de bağlanabilir. Adem'le birlikte tarif ettiği yere gittik biz Çorlu Reşe diye. Aramadığımız yer kalmadı 2 gün boyunca. Ne yazık ki bize tarif ettiği yerde kendisi orada bir daire almış. Vesile Güngör, kardeşim kaybolduktan sonra biz araştırdığımız yerde öyle çiftliğe uygun hiçbir şey yok. Vermiş olduğu semtte biz kendi imkanlarımızla, çabamızla Vesile Güngör'ün Çorlu Reşat'e de daire aldığını öğrendik. Yani Sinan'ın bulunduğu yerde dediği yerde... Tarif ettiği yerde çiftlik yok. Çiftlik yok. Çiftliğe uygun bir şey yok. Fakat Vesile Güngör adına daire çıktı. Daire almış orada, evet, bölgeden. Bu paralarla aldı muhtemelen değil mi? Tabii ki, tabii ki efendim. Yani parası yoktu, pulu yoktu. Ve şu var... kız kardeşinin eniştesinin bir takım icralık borçları vardı. Adam ortadan kaybolduktan sonra onların borçları da temizlendi, bitti, ortadan gitti. Münevver Hanım, yarım kaldı sözleriniz, tamamlayın. Bir şey söylüyordunuz. Siz Vesile Hanım'a sesleniyordunuz. Yani evet. Benim bildiğim bu kadar. Ben sadece programa katılıp gelip yüzleşmesini istiyorum. Ve artık şöyle bir şey var. Benim abim kaybolduktan sonra mallara neden satıldı? Neden satıldı? Cezaevine girip çıktı. Neden bizden kaçtı? Biz onu tehdit etmedik. Biz onunla güzel güzel konuşma taraftarıydık. Siz yani yengenizle... Biz kardeşimizi istiyoruz. Gelsin, bildiği ne varsa... Münevver Hanım, siz yengenizle en son ne zaman görüştünüz? Telefonla ya da yüz yüze. Ne zaman görüştünüz? En son? Ben şöyle söyleyeyim. Ben abimi de yengemi de telefonla mı? Yani telefonla... İşte abim kaybolduktan 7-8 ay önce falan. Şey, 7-8 ay sonra falan. Yeğenlerinizle konuşuyor musunuz? Ondan sonra zaten hatları falan değiştirdi. Yeğenlerinizle konuşuyor musunuz? Çocuklarla konuşuyor. Telefonla konuşmuyorum. Hayır konuşmuyorum. Telefonla görüşmüyorum. Ne zamandı? Yaklaşık bir ay önce falan Utku geldi. Adem neredeydim ben? Anıl bizdeydi. Utku kardeşini görmeye geldi. Kardeşiyle konuştu, bir yarım saat oturup gitti. Ondan sonra görmedim. Peki Utku bir şey söylemedi mi? neden o koltuklar bıçaklandı? O ev neden o hale geldi? Utku'yla yeğeninizle konuşmadınız mı? O güvenlik kamerası görüntülerini kim aldı? Bu şey, evler yani neden satıldı? Bunları sorduğumuzda sadece dediği tek kelime sinirlendim. Annemle tartıştım. Evi dağıtmamın sebebi buydu. Neden tartıştı diyoruz? O da diyor benim aramla. Söyleyemem. Peki o baban nasıl kayboldu? Nereye gitti? Babanı ne gördün mü babanın çıktığını diye sormadınız mı? Sordunuz mu? Ne konuştunuz? Yeğeniniz ne anlattı Utku? Yani tabii ki de sorduk yani. Baban nerede diyoruz. Hiçbir şekilde cevap vermiyor. Sadece bilmiyorum diyor. Biliyorsa annem biliyordur diyor. O gece. Yani onun her şeyini annem biliyordu diyor. O geceyle ilgili. O gece mi? Evet o geceyle ilgili Utku. Ne anlatıyor? Nasıl çıkmış? Nasıl gitmiş babası? Yani sadece bize söylediği şu, babam çiftlikteydi o gece. Çiftlikten çıktı. Çıktıktan sonrasını görmedim. Ha, eve gitti. Bu yani. Arabasını neden almamış? Başka bir şey söylediği yok. Hanife bir saniye. Ne soruyorsunuz? Eve gidip sonra evden çıkıp gitmemiş. Şimdi, yani adam. Benim bildiğim kadarıyla... Peki arabasını neden almamış bu arada? Arabayı niye almamış o gece? Ne diyor Utku? Araba niye orada? Araba bir yere gidip gelmiş. O mu kullanmış acaba? Onu tam olarak ben de bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yani abim o gece çiftlikten çıktıktan sonra arabaya bindi mi binmedi mi bunu gören yok. Sadece araba evin önüne gitmiş ama nasıl gitti? Kim götürdü? Benim abimin evinde 7-24 saat kamera vardı. Abimi kaybolduğu gece kamera kayıtları komple silinmiş. Peki Gökhan bir şey soruyordu. Gökhan sen ne soruyordun? O tam yarım kaldı. Bir şey soruyordun Münevver Hanım'a. Peki adeta kapı duvar öyle değil mi? Yani siz sorular soruyorsunuz ve karşı taraftan da bir türlü istediğiniz yanıtları alamıyorsunuz. Bu da sizi çıldırtıyor anladığım kadarıyla. Ben görüşüyorum diyordu. İşte diyorduk o zaman bir fotoğraf gönder ya da günlük bir gazete şey gönder diyorduk. Ya bir fotoğraf getirmiş. Küçük oğlu dedi ki anne yalan konuşuyorsun. Bu dedi babamın 2015'te çekildiği fotoğraf. Mesaj alsın bir arasın diyoruz. Farklı farklı hatlardan mesaj atıyor. Bunu zaten kendisi karakola gittiğinde ifadesinde belirtmiş.
Ben onlardan korktuğum için, benden uzak durmaları için ben bu şekilde o mesajları kendim attım dedi. İtiraf etti. Yani bizimle sürekli oynadı. Peki sattığı mallar, sattığı mallar yani ne kadar kendi üzerine ya da kardeşiniz bir vekalet mi vermiş onların satılması için? Mallar kendi üzerine mi sattığı bütün mallar? Yani hayvanlar mesela nasıl satılmış? O gayrimenkul bazı şeyler nasıl satılmış? Kimin adı üzerineydi mallar? Onun hakkında pek bir bilgim yok ama bir tane onu zannedersem oğlunun üzerineydi bildiğim kadarıyla. Markayı vermeyelim de Oğlu sattı diye biliyorum. Ya o zaman abinizin pardon kardeşinizin yani, üzerine bir dakika Münevver Hanım. Şimdi, çok da bir şey yok anladığım kadarıyla. Kardeşimin adına o bahsettiği araba kardeşimin adınaydı. Nasıl satıyor? Ben sattım onu. Otoparktan çıkartmamız için arabaya bir dünya ceza yazılmıştı. Vekalet tabii verildi mi size? Kardeşimin bende vekalatı vardı. 2016'dan beri bende vekalatı vardı süresiz. Vekalatı vardı. Otoparka gittik. Otoparktan aracını çıkarttık. Otoparktan çıkarttık aracını sattık. Araç kazalıydı. Vergi borçları vardı. Bankalara gelin hanım kartlarını tüketmiş. Bankalardan hacini borçlarına karşılık. Borçlarını ödedik. Arabayı öyle verdik. Yoksa araba 35-40 bin TL karşılığında otoparkta 7 yeminde satılıyordu. Avukat Bey daha iyi bilir. Yani araç otoparkta kalıp satılsaydı borçlarını dahi karşılamıyordu o araç. Şimdi kardeşinizin değerli avukatım mallarının satılabilmesi için bir kayıp kararının çıkması gerekiyor değil yok, mi? Yok vekalet var. Adam hakkında kayıp kararı olursa vekalet düşer. Vekalet düşer. Şu anda yaşayan bir insan. Vekalet geçerli. Evet. Vekaletiyle sattı. Ne kadar süre sonra kayıp kararı çıkıyor? İşte 5 yıl kaybolması gerekiyor. 5 yıl. 5 yıl haber alınamazsa birileri isterse kayıplık kararı alınır. Ben şunu merak ediyorum. Evet. Üzerine başka kardeşinizin ne var? Kardeşim üzerine o araçtan başka hiçbir şey yoktu. Ev var şu anda. Ev. Şu ev kardeşimin adına değil, başka kardeşimin adına. Ama diğer kardeşinizin. O kredi çekti Sinan. Krediyle o evi ödedi. Peki kardeşim, başka bir şey var mı kardeşinizin üzerine? Kardeşimin adına yok, başka bir şey yok. Şu soruyu sormak istedim. Bankada para var mı? Bankada para var mı kardeşinizin yok. Üzerine? Neden kardeşimizin üzerine hiçbir mal görünmüyor? Ha bilmiyorum artık o ona karısına güvendiği için... Bugün kaza yaptı. Anladığım kadarıyla karısıyla arası çok iyi değil. Güvenmeyle ilgili herhangi bir...